görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa abimize inşallah cennetiyle, cemaliyle de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya sabırlar Rabbim'den inşallah lütfeylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Ruhi için El Fatiha. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Bugün beyefendi, de Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o cenaze törenine katıldı ve konuşmalarını ekranlarınıza getirdik. Cenaze törenindeki konuşmasını Mustafa Cengiz'e son veda gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları da o cenaze töreninde yer alıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz'in görevini son ana kadar yerine getirdiğini söyledi. Sarı Kırmızılıların bugün acı günü, aslında sadece Sarı Kırmızılıların demek mümkün değil elbette ki, spor camiasının ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun önemli bir isme bugün veda ediliyor. Tören düzenleniyor. İstanbul'da Marmara İlahiyat Camii'nde gerçekleşiyor o tören. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizzat kendisi katıldı o cenaze törenine ve son ana kadar görevini en iyi şekilde yerine getirdiğinin de altını çizdi. Mustafa Cengiz omuzlarla son yolculuğuna uğurlanıyor.